Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda bir aylık olan ana kucağındaki civcivlere serin ve ferah bir yer ayarlamaya çalışıyordum. Bunu yaparken sizlere de örnek olabilmesi için neden video çekmeyeyim dedim ve bu yaptığım işlemi video altına almak istedim. Benim gibi bakanlar varsa aynı yöntemle bir ayı dolduran civcivlerine serin ve ferah bir yer ayarlayabilirler. Çünkü Adana aşırı derecede sıcak oldu. Ana kucağındaki civcivler ısıtıcı lamba yanmasa dahi çok fazla ağızlarını açıyorlar ve daha dar geliyor onlara. Onlara daha serin bir yer ayarlayacağız. Bağı bahçesi olan arkadaşlar, eğer damda da böyle boş kümesi olan arkadaşlar varsa bir aylık civcivleri rahatlıkla bu kafeslere serbest bırakabilirler. Ama dışarıdaki telin dar olmasına dikkat edin. Çünkü kedi pençesini bile soksa yakaladığını koparır. Kanadını tutar koparır, kafasını tutar koparır. Tamamı dışarıya çıkmasa da bir parçasını alır. Bunu yaşamamak için dışarıdaki kümeslerinizin tellerinin bu şekilde olması gerekiyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu da size bir örnek olsun, uyarı olsun. Şimdi yeni yavrularıma yeni yer hazırlayacağım. Bu da ana kucağımın zeminiydi. İçerisinde bol miktarda civciv yemi var, dökülmüş. Pislik içerisinde, evet, ama bol miktarda civciv yemi var. Çuvalı da 600 lira olduğu için neden yetişkin tavuklarıma ziyafet çekmeyeyim dedim ve onları da didiklemeleri için oraya bıraktım. Çünkü civciv dışkılarının hepsi sert ve taşlaşmış durumda. Onlardan zarar gelmeyecektir. Bu işlemi yaparken bana yardımcı olacak iki tane prenses var. İkisi de benim komşumun çocukları. Evet, bu iki prensese merhaba diyelim arkadaşlar. Siz de benim izleyicilerime merhaba deyin. Bu iki prenses benim bu işlemi yapmama yardımcı olacak. Ayrıyeten kümesimin genel temizliği konusunda da bana yardımcı olacaklar. Bunu gönüllü olarak yapıyorlar çünkü içlerinde hayvan sevgisi var. Hiçbir şekilde zorlama yok. Kendileri ısrarla istiyor. Bunu da buradan belirteyim. Bunu da başka bir videoda kümes altlığımızı hazırlayacağız. Bunu hazırlarken yine yardımcı olacaklar. Bugün bayağı bir işimiz var. Ben kısaca önce civcivlerimizi rahatlatmak istiyorum. Bu videoda civcivlerimizle ilgileneceğiz. Diğer videoyu da yine aynı gün çekeceğim ve bütün kümesimizin pis zeminini dışarıya atıp yenisini sereceğiz. Şimdi arkadaşlar, böyle bir ana kucağınız varsa, içerisinde bu şekilde bir aylık civcivleriniz varsa bu kafesler onlara dar geliyor ve sıcaktan ağızları açılıyor. Böylelikle benim gibi oda tarzında kümesi olanlar bulundukları bir bölmeyi temizleyerek bütün civcivleri bu ışıklı bölgeye aktarabilirler. Böylelikle bu geniş yerde hayvanlar istedikleri yerlerde yatarlar ve serinlemeye çalışırlar. Tabii ki böyle direkt buraya koymakla bitmiyor. Ben burada eskiden bir tek horozum vardı. Şimdi buranın bütün pisliğini alacağım, tertemiz yapacağım ve oraya tekrar sıfırdan kum sereceğim ve serinlemeleri için bütün civcivlerimi kumun üzerine bırakacağım. Kumun faydaları zaten anlatmakla bitmez. İçerisindeki küçük taşları hayvanlar sindirim sisteminde, taşlıklarında kullanıyorlar. Bu bir. İkincisi, kum, yani inşaat kumu, güneşte çok yakıcı bir madde ama gölgede de buz gibi serin bir madde. Böylelikle yavrularımın serinlemesini sağlayacak. Bu da çok önemli bir konu. Üçüncü konu, kümes zemininin nemsiz ve ıslak olmamasını sağlayacak. Hayvanlar cıvık da pislese hemen sıvısını emecek ve posası üstünde kalacak. Böylelikle kümes zemininde kuru kalmasını sağlamış olacağım. Yani birçok faydası var. Bu anlattıklarım kesinlikle altın değerinde arkadaşlar. Kimse kimseyle paylaşmıyor. Hani birçok kanal takip ettim, birçok video izledim. Lak Lak kanalı değil. Yani ben insanları her zaman uyaran kanal oldum. Bundan da gurur duyuyorum. Niye insanların hayvanları ölsün? Neden koruma altına almasınlar? Niye hastalıksız büyütmesinler benim gibi? O yüzden bütün bilgilerimi paylaşıyorum. Şimdi ben bütün civcivlerimi buraya almaya karar verdim. Öncelikle yapmanız gereken kümesinizin dört köşe etrafını naylon, eğer açıklık varsa naylon veya çuvallarla tıkayın. Çünkü bir aylık da olsa aşağı düştüğü zaman anaç hayvanlar onları yaşatmaz ve tek vuruşla öldürür. Bu riski almamak için kümesinizin dört bir etrafını kesinlikle kontrol ediyorsunuz. Daha sonra temizliğini yapıyorsunuz. Daha sonra kumunu seriyorsunuz ve yeni civcivlerinizi aktarıyorsunuz. Ben şimdi bunu kademe kademe yapıp sizlere videosunu çekeceğim. Hızlı bir karar değişikliği yaptım. Videoyu baştan sarmak da istemedim.
Arkadaşlar buraya ben civcivleri koyduğum zaman benim civcivlerim zaten hızlı bir şekilde sahiplendiriliyor biliyorsunuz. Sürekli ben çoğaltıyorum. Ana kucağım 3 bölmeden oluşuyor. Yeni çıkanlar 2 haftalık olana kadar aşağıdaki kafeste profesyonel, 1 aylık, 1,5 aylık olana kadar yukarıya ve daha sonra da buraya aktarıyordum. Şimdi ben buraya koyarsam yakalama durumum çok zor olacak. Çünkü çok aktif, çok neşeli, kıpır kıpır hayvanlar. O yüzden farklı bir yöntem seçiyorum. Ve 1 artı 1 seramamızı bu dar, onlara dar gelebilecek kafesten alıp o 1 artı 1 seramamızı direkt buraya aktaracağım. Ve burada da ışık lamba olduğu için ve daha hızlı yakalayabileceğim için civcivlerin yerini de buraya hazırlayacağım arkadaşlar. Hiçbir şey değişmedi. Sadece mantıklı bir seçim yapmak zorundaydım ve bunu seçtim. Anaçlarımı oraya alacağım ve yavrularımı da burayı temizleyip buraya aktaracağım. Evet arkadaşlar, temizliğimiz bitti. İnce olarak bir tabaka inşaat kumu serdim. Böylelikle serin olacaklar. Şimdi hemen 1 artı 1 takımımızı yeni yuvalarına aktaralım. Seramaları zapt etmek gerçekten çok zor. Şu an yeni yerlerine serama takımımızı koyduk. Suluğumuz yine dışarıdan, yemliğimiz bu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun yeni yerleri. Taze takımımıza ve kapağını örtüyoruz. Onlar oraya alışsınlar. Artık yeni yerimizde burası. Lambayı bir tık daha yukarıya çekeceğiz. Ve burayı iyice tertemiz yapıp yeni altlık sereceğiz. Hep beraber yapalım. Evet arkadaşlar, burayı tertemiz yaptım. Yeni altlığını serdim. Şimdi bütün civcivlerimizi tek tek yakalayıp buraya koyacağım. Koyduktan sonra videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, civcivlerimizi yeni yerlerine yerleştirdik. Harika gözüküyorlar. Biraz zor yakaladığım için yoruldular ve sıcağın etkisiyle de ağızları açık. Birazdan kum banyosuna başlayarak serinleyecekler. Öncelikle şu an korkuyorlar çünkü ilk defa böyle bir yere aktarıldılar. Bir gün içerisinde hepsi yeni yerlerine alışacaklar. Bu şekilde daha serin, daha ferah, her yeri açık olan bir yere aktarırsanız civcivleriniz daha rahat eder, daha hızlı büyür. Bilginiz olsun. Sizlere dediğim gibi yeni aktarmış olduğumuz civcivler serinlemek için taze kumun keyfini çıkarıyorlar. Ve sürekli banyo yapıyorlar. Görüyorsunuz, toprağı didikliyorlar ve kanatlarıyla dışarıya doğru atıyorlar. Gördüğünüz gibi toprak banyosunun keyfini çıkarıyorlar. Hala alışmadıkları için de iç içeler, böylelikle sıcaklık seviyesi artıyor. Kümese alıştıkça bunlar yayılacaklar kümesinizin içine. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Faydalı bulduysanız tanıdıklarınıza linkini göndermeyi lütfen unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.